Bazı kentlerde okulların yakılmasını kınayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, halk çocuklarının eğitimini engelleyemezler dedi. Ve YÖK aynı zamanda üniversite reformunun gerekli olduğunu da vurgulayan Bakan Avcı, ancak bunun için anayasa değişikliği gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Eğitim kurumlarının kundaklanmasına kınadı, halk düşmanı olarak nitelendirdi. Bu tür terör girişimleriyle Türkiye'de ve bölgede, o bölgede eğitimin önünü kesemezler. O halk çocuklarının eğitimini engelleyemezler. Bir kere daha şiddetle kınıyorum. Milli Eğitim Bakanı, YÖK ve üniversitelerde reformun gereklilik olduğunu vurguladı. Artık 1980'lerin şartlarında 27 üniversiteye göre biçimlendirilmiş yüksek öğrenim düzeni artık yürümüyor. Bunun tıkandığını artık hepimiz kabul ediyoruz. Üniversitelerimiz de kabul ediyor, YÖK'ün kendisi de kabul ediyor, hepimiz de görüyoruz. Fakat bildiğiniz gibi YÖK anayasal bir kurum. Dolayısıyla burada yapılacak düzenleme anayasa değişikliği gerektiriyor. 600'e yakın dershanenin eğitim kurumuna dönüşmek için müracaat yaptığını söyleyen Bakan Avcı, bu rakamın beklediklerinin üzerinde olduğunu açıkladı.